Gençler selamlar. Ben SML hocanız. SML Hoca Matematik kanalındasınız. 5. haftamızdayız sevgili gençler. 5. haftada 3 tane konu işleyeceğiz. Birinci dereceden denklemler, basit eşitsizlikler ve mutlak değer olacak. Şimdi geçen hafta artık işlediğimiz yerlerin de sorularını çözdüysen sana verilen ödev kitaplarda bir sorunun kalmamıştır. Birinci dereceden denklemler konusunda ise yani 5. haftanın ilk konusunda ise sana tavsiyem bu konuyu yani denklem çözmeyi iyi öğren. İncelikleriyle öğren ki yarın bir gün aman denklem deyip geçme. Çünkü o denklemin bile bazen başına açacağı büyük belalar olur. Yapmaman gereken bir sadeleştirme yaparsın. Yapmaman gereken bir kök kaybedersin. Bulmaman gereken kökler bulursun fazladan. İşte o zaman başımıza büyük belalar açılabilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Daha bir de bitmedi. AYT kısmında da ikinci dereceden denklemleri göreceksin. Orası biraz daha karman çorman ama en azından bunu iyi öğren ki ilerideki konularda zorluk yaşamayasın. Şimdi arkadaşım konumuza başlayalım. Diyoruz ki X'in bir değişken olduğunu söylüyoruz. A ile B de birer reel sayı. A sıfırdan farklı olmak üzere içinde x'ten başka değişken bulundurmayan ax artı b eşittir sıfır biçiminde ifadelere birinci dereceden bir bilinmeyeni denklem diyoruz. Nasıl ifadelereymiş? Aynen şu şekilde. Şimdi burada a sıfırdan farklı diyoruz. Niye diyoruz? Çünkü a sıfır olursa 0x artı b eşittir 0 olur. Bu denklem falan olmaz çünkü x'i yer bitirir. 0 kere x 0 yapar çünkü o zaman denklem olmaz. Denklem olması için de bir de ne lazım? X gibi bir değişkene ihtiyacımız var. Kimi zaman bu x değişken x olur. Kimi zaman y olur. Kimi zaman a, b, m fark etmez. İsminin baş harfi. Hiç sıkıntı değil. Her şey olabilir ama sana bunun değişken olduğunu da soruda belirtir zaten. Ax artı b'ye eşit 0 biçiminde olan ifadelere de bak şimdi a ile b reel sayıydı. Yani sen a'yı ve b'yi burada biliyorsun. Bunda bir sıkıntımız yok. Ama x ile y'nin bize ne olduğu verilmemişse bu denklem evet eşittir 0 demiş. Bir sayıya eşit sonuçta. Bu bir denklem ama birinci dereceden olduğunu da biliyoruz. Tamam eyvallah. O zaman ne diyeceğiz? Birinci dereceden diyeceğim. Birinci dereceden. Kaç tane bilinmeyen var? 2 tane bilinmeyen var. O zaman diyeceğiz ki 2 bilinmeyenli denklem denir diyeceğiz. Anlaştık mı? Bir denklemin köklerinin oluşturduğu kümeye. Şimdi sen gittin, denklem buldun. Bir de kök buldun buna. Bu kökü de bir tane kümenin içerisine koydun. O kümeye ne diyeceğiz biliyor musun? Denklemin sen de benimle beraber yaz. Çözüm kümesi diyeceğiz sevgili gençler. Denklemin çözüm kümesi diyoruz. Genelde de ya ç ile gösteririz şöyle. Mesela denklemimizin kökünü 5 bulduk. Ya ç ile gösteririz ya da bu şekilde ÇK yazarız. 5 ile gösteririz ama ÖSYM'nin bununla alakalı işte ÇK'dır, ç'dir bunları kullanmadığı için biz sadece sorularımızı çözerken veya kaynaklarda bu ç'yi, ÇK'yı görünce şaşırmamanız için söylüyorum. Ç veya ÇK bizim çözüm kümemizin temsilidir sevgili gençler. Örneğimize bakalım. Bu denklemin çözüm kümesini bulunuz demiş. Şimdi denklemi nasıl çözeceğiz? Arkadaşlar mutlaka bilinmeyeni yalnız bırakmaya çalışıyoruz. Yani burada bilinmeyenimiz x olduğuna göre x'i yalnız bırakmaya çalışıyoruz. Peki nasıl? Şimdi 3x artı 4'ün 13'e eşitliği bize verilmiş. Bu bilgi veriliyor arkadaşlar. Şöyle biraz da yaklaşalım. Peki ben buradaki bilinen olan 4'ü bilinen olan 13'ün yanına fırlatmam gerekiyor. Bunu nasıl yaparız? 3x eşittir 13. 4 artı olduğu için karşıya eksi olarak geçer. Eksi 4 diyeceğiz. Böylelikle 3x'in ben 13'ten 4 çıkarsa 9 olması gerektiğini bulacağım. Hemen her iki tarafı 3'e böleceksiniz ki x yalnız kalsın. Bak 3'ler gitti. X yalnız kaldı. 9'da 3'e bölerseniz 3 gelir. Bu x'imiz 3'müş. Yani bu denklemin kökü 3'müş. O zaman çözüm kümesi nedir? Ç eşittir diyeceksiniz. Buraya 3'ü yazacaksınız ve denklemin çözüm kümesi de bu olacak sevgili arkadaşlar. Geçtim bir diğer örneğime. Bu sefer 2 tane bilinmeyen var ama ikisi de x olduğu için yine bir bilinmeyen bir denklem diyeceğiz.
Bak şu eksi 4x bu güzel durmayacak. Bunu karşıya pozitif olsun diye gönderelim 2x'in yanına. Böylelikle 2x'in yanında bir de artı 4x'imiz olmuş oldu. Bak burada da eksi 15 var. Onu da bu taraftaki 3'ün yanına gönderelim ki eksi 15 karşıya artı 15 diye geçer. 15 artı burada da 3'ümüz var. Şimdi 15 3 daha kaç yapar? 18. 2x 4x daha 6x yapar. Her iki tarafı 6'ya bölerseniz burada x kalır. 18'i 6'ya böldüğünüz takdirde de 3 gelir. Ve çözüm kümemiz neymiş bizim? Yine sadece 3 elemanından oluşuyormuş diyebiliriz. Geçtim bir diğer örneğime. Ax artı 8 eşittir 9 eksi x eksi a denkleminin kökü eksi 1 olduğuna göre a kaçtır? Şimdi hemen şuraya bir not yazabilirsiniz. Denklemi sağlar diyorsunuz. Yani sevgili gençler olay şu. Sana bir denklemin kökü verildiyse o denklemi sağlamak zorundadır. Yani sen x gördüğün yere burada eksi 1 yazdığın zaman birbirine eşit çıkmak zorunda bunlar. O zaman yazalım. Bak burada a'mız var. A çarpı eksi 1 artı 8 eşittir 9 eksi x gördüğüm yere eksi 1 yazıyordum. Eksi 1 eksi a yazdım. Sonrasında eksi 1 kere a eksi a yapar. Artı 8'imiz var. Eşittir 9. Şu eksiyi içeri dağıtacaksınız. Eksi kere eksi 1 artı 1 yapar. Eksi kere eksi a artı a yapar. Sonra da şuradaki eksi a'yı gelin beraber karşıya fırlatalım. Artı a diye. A vardı burada. Bir de artı a gelirse ne olur? 2a olur. Burada 8'imiz vardı. Şurada da 10 var. Bu artı 10'u bu tarafa fırlatırsam eksi 10 yapar. 8'den 10'u çıkardınız eksi 2. Bu da 2a'ya eşitse her iki tarafı 2'ye böldüğünüz takdirde 2'ler gider a yalnız kalır. Eksi 2'yi 2'ye böldüğünüz takdirde eksi 1 gelir. A'mız neymiş arkadaşlar? Eksi 1'miş. Şimdi ben bu a'yı buldum hemen şunu yapmıyorsun. Ç eşittir eksi 1'miş hocam demiyorsun. Böyle bir şey yok. Niye? Çünkü a dediğimiz şey bizim değişkenimiz değildi. Bizim burada değişkenimiz yine x'ti ama bu sefer değişkenin bize değerini vermiş. Bilinmeyen bir şey sormuş. O da a zaten. A'yı sormuş bize. A da eksi 1'dir dedi. Öyle bu denklemin çözüm kümesi budur falan diyemeyiz. Tamam. Devam ediyorum arkadaşlarım bir diğer örnekle. 1 bölü a eksi 3 artı 2a eşittir 6 eksi 1 bölü 3 eksi a denkleminin çözüm kümesini bul. Şimdi bak. Şu ifade ile şu ifade birbirine ne kadar benzer değil mi? Benziyor. Şimdi peki bunlar birbirine benziyor da değişkenimiz de burada a unutmayın. Bunlar birbirine benziyor ama sanki biraz farklılar. Yani birisi a eksi 3, birinde a'dan 3 çıkmış, diğerinde 3'ten a çıkmış. İşte o zaman güzel kardeşim bak burada eksi var. Bu eksiyi şuraya dağıtabilirsin. 1'e de dağıtabilirsin, buraya da dağıtabilirsin. Aşağı dağıtıyorum. Bu eksiyi dağıtırsam artık artı olur. Burası da eksi 3 artı a yapar. Şu şekilde. Şimdi bakıyorsun artık şunla bak artı a eksi 3. Buraya bakıyorsun artı a eksi 3. Bunların ikisi aynı. Bir eşitliğin iki tarafında aynı ifadeler varsa bunları götürebilirsin. Ve yanlarında artı eksi olması lazım onu da unutma. Geriye sadece ne kaldı? 2a'nın 6'ya eşitliği kaldı. O zaman a kaçtır arkadaşlar? 3 değil midir? O zaman çözüm kümemiz nedir bizim? Yine 3'ten oluşuyor bizim çözüm kümemiz diyebiliriz. Bir diğer örnek. A bölü a artı 5 artı a eşittir a artı 1 eksi 5 bölü a artı 5 denkleminin çözüm kümesini bize bul demiş. Şimdi birazcık düşünelim. Burada sevgili gençler a bölü a artı 5'imiz var. Karşı tarafta eksi 5 bölü a artı 5'imiz var. Bizim eksi de burada. Şimdi bunlar birbirine benziyor ama cart diye götüremeyiz. Çünkü burada a yazıyor, burada 5 yazıyor. O zaman şu eksili olanı şu tarafa atalım. A'yı da bu tarafa gönderelim. Şimdi a'yı bu tarafa gönderirsem her iki tarafta a olduğu için zaten gidecektir. Bunu bu tarafa gönderirsem ben şöyle bir şey oluşur. A bölü a artı 5 artı bak bu eksi artı olacak. Artı 5 bölü a artı 5 olur. Bu da sevgili gençler eşittir 1'dir diyor. Başka bir şey kalmadı çünkü. Şimdi şu ikisini paydaları eşit olduğu için toplayabilirim ben. A artı 5 bölü A artı 5 eşittir 1. Şimdi bir de burada A artı 5'i A artı 5'e böldüğümüz takdirde 1 çıktığını da biliyoruz. Ne geldi elimize? 1 eşittir 1. Biz bu denklemi çözemedik ki.
Aslına bakarsanız çözdük. Bu ne demektir biliyor musunuz? A, ne olursa olsun, siz de yazın. Ne olursa olsun, denklem her zaman sağlanıyor. Yazın. Ama şunu da unutmayın. Hocam, siz burada A ne olursa olsun diye bir cümle sarf ettiniz. Fakat, bir tabir kullandınız. Fakat, A eksi 5 olunca, hocam burası eksi 5 artı 5'ten 0 gelir. Payda 0 olunca da tanımsız oluyordu. Haksız mıyız? Diyebilirsin. Haklısın. O halde A ne olursa olsun denklem her zaman sağlıyor ne dedik ya. O zaman A'yı ben şöyle derim. A eleman reel sayı. Fakat, eksi 5 hariç. Yani tüm reel sayılardan sevgili gençler, eksi 5'i çıkarırsanız siz bu denklemin çözüm kümesini bulmuş olursunuz. O halde ne diyeceğiz? Bizim çözüm kümemiz budur. Çözüm kümesi eşittir. Reel sayılardan eksi 5'i çıkarırsınız ve bir çözüm kümesi elde edersiniz. Güzel. Şimdi bir notumuz var. Diyoruz ki A ve C ikisi de sıfırdan farklı gerçel sayılar ve B ile D de reel sayı olmak üzere. Elimizde AX artı B eşittir CX artı D gibi bir denklem varsa, ilk olarak çözüm kümesinin boş küme olması için bize ne gerekli? Arkadaşlarım, bu denklemin çözüm kümesinin boş küme olabilmesi için A'nın C'ye eşit olması lazım. B ile D de birbirinden farklı olması lazım ki bizim çözüm kümemiz boş kümenin ta kendisi olsun. Bakın unutmayın. Hemen bir örnek. 2x artı 5 eşittir 2x eksi 3. Bak buraya. Şuradaki A ile C birbirinin aynısı. Bu denklemi çözersem 2x'ler birbirini götürür. Ne kaldı? 5 eksi 3'e eşittir. Şimdi sen x gördüğün yere ne yazarsan yaz. 5 eksi 3'e eşit olamaz. O zaman çözüm kümemiz nedir? Boş küme. Güzel. Şimdi geçelim 2'ye. 1'i hallettik. Çözüm kümesinin sonsuz elemanlı olabilmesi için, aynı yukarıda mesela sonsuz tane eleman vardı değil mi? Sonsuz elemanlı olabilmesi için ne gerekiyor acaba? Bir de buna bakalım. Şöyle diyeceksin. Hocam A ile C birbirine eşit olacak. Fakat bunun yanı sıra B de D'ye eşit olacak. Ancak bu şekilde çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Yani 2x artı 5 eşittir 2x artı 5 gibi. E şimdi sen buraya 5'leri götürdün. Her iki tarafı 2'ye böldün. X eşittir x. Sen burada x gördüğün yere ne yazarsan karşıdaki x de aynısı olacak zaten. Ve bu eşitlik her zaman sağlanacak. Ya da her ikisini de götürdün. 0 her zaman 0'a eşittir de diyebilirsin. E madem öyle güzel kardeşim, diyeceksin ki bu denklemin çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Ve sonsuz elemanlı küme ne? Reel sayılardır. X gördüğün yere hangi reel sayıyı yazarsan yaz, sonuç çünkü hep doğru çıkacak. Dolayısıyla bu denklemin çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Eğer sana sonsuz elemanlı olsun diyorsa sen şu şartları sağlatacaksın. Çözüm kümesi boş küme olsun diyorsa şu şartları sağlatacaksın. Bir de üçüncüye bakalım. Çözüm kümesinin tek elemanlı olabilmesi için. Çözüm kümesinin tek elemanlı olmasını istiyorsan tek şartın A'nın C'den farklı olması. Eğer ki A C'den farklı ise çözüm kümesi tek elemanlıdır. Mesela 2x artı 5 eşittir x artı 3 diyelim. Bak buradaki a ile buradaki c birbirinden farklı. Bu x'i bu tarafa attım. X 5'i diğer tarafa attım. Eksi 2. Bak bir tane x geldi. Senin çözüm kümenin içerisinde de sadece eksi 2 vardır. Yani bizim çözüm kümemiz bir elemanlıdır. Şimdi şunu anlamış olmamız lazım. Birinci dereceden bir bilinmeyen denklem çözüyorsak arkadaşlarım, 3 tane ihtimal var. 1. Ya çözüm kümemiz boş kümedir, ya sonsuz elemanlıdır. Yani ya hiç eleman yoktur, ya sonsuz tane eleman vardır, ya da sadece bir tane eleman vardır. Yani birinci dereceden bir denklemin çözüm kümesinin 2 tane elemanlı, 3 tane elemanlı, 4 tane elemanlı olmasına imkan dahi yokmuş. Ya tek eleman olacak, ya hiç eleman olmayacak, ya da sonsuz tane eleman olacak. Bunları da bir köşeye yazın, mutlaka unutmayın. Evet, şimdi sevgili gençler, bir sonraki sayfamız ile ondan sonraki sayfamız karıştığı için ufak bir karışıklık olmuş. Kusura bakmayınız. Dolayısıyla sevgili gençler, ben şu sayfa, bakın şu sayfa ve şu sayfada, yani şuradan itibaren yer değiştireceğiz. Dolayısıyla bu sayfadan hemen sonra bu sayfayı değil, yani 53'ü değil, 54.
sayfamızı çözeceğiz, anlatacağız. Haberiniz olsun. Bundan kusura bakmayın diyorum sizlere. Pekala. Tekrardan bir bakayım hata oluşmasın. Yok, tamam. Şimdi sevgili gençler, 4a artı 15'in k çarpı a artı 3 artı b eşitliğine sağlayan hiçbir a gerçek sayısı olmadığına göre b kaç olamaz diye sorulmuş. Şimdi birazcık düşünelim. Ne olması gerekiyordu? Sağlayan hiçbir a gerçek sayısı olmasın diyordu. Yani boş küme olsun diyordu. Şimdi boş küme oluyorsa ne olması gerekiyordu? Burada sevgili gençler, a'nın katsayısıyla a'nın katsayısının diğer sabitlere bir eşit olup diğer sabitlerin birbirine oranı eşit olmayacak. Yani biraz yazalım. 4a artı 15 eşittir. Dağıtıyorum bakın k'yı. Ka artı 3k artı b. Burada sevgili gençler, a'nın katsayısı 4, a'nın katsayısı k. Doğal olarak 4'ün sevgili gençler neye eşit olması gerekiyor? K'ya eşit olması gerek. Ve neylerin birbirine eşit olmaması gerekiyor? 15 ile 3K artı B'nin de birbirine eşit olmaması gerekiyor. Şimdi ben K'yı bulmuşum, 4. O zaman şurayı çektim. 15 farklıdır. 3K diyor. 3 kere 4 kaç yapar? 12. K'yı 4 bulduk çünkü. 12 artı B'den farklı olması gerekiyor. 12'yi diğer tarafa sallarsanız 3 kalacaktır. 3 farklıdır B diyor. Şimdi benden ne istenmişti? B kaç olamaz diye sorulmuştu. Ben de burada B'yi 3 olamayacağını buldum. Demek ki cevabımız bu olacakmış diyebiliriz. Hemen telefonumun da sesini kısmam gerektiğini düşünüyorum. Devam edelim bir diğer örneğimizle. 2-mx artı 12-m eşittir 4k eksi 7 artı n denklemi her x reel sayısı için sağlanıyorsa n-m farkını sormuş bize. Şimdi bütün x'ler için sağlanıyorsa yapmamız gereken şey ne? Şu değil mi? X'in katsayısı burası, x'in katsayısı burası. Bunlar birbirine eşit olacak öncelikle. 2 eksi m eşittir 4 dedik. Sonra kalan sabit kısım, x'siz kısım 12 eksi m eksi 7 artı n. Bunlar da birbirine eşit olacak. 12 eksi m eşittir eksi 7 artı n. Şimdi şuraya bakacak olursanız m'nin eksi 2 olduğu çok açık. 2 eksi eksi 2 4 yapar. M eksi 2'ymiş. Getirip şurada yerine yazarsanız eksi eksi 2 olur. Bakın burası eksi eksiden artı olduğu için 12 artı 2 14 yapar. Eşittir eksi 7 artı n dedik. Sonra da şu eksi 7'yi karşıya alırsanız 21 eşittir n olacaktır. Ben m'yi eksi 2 buldum. N'yi de 21 buldum. Benden n eksi m istenmişti. Yani 21'den eksi 2'yi çıkar demiş. Eksi eksi artı yapmaz mı? Yapar. 21 2 daha kaç yapar? 23. O zaman cevabımız da 23 yapar diyebiliriz. İşte şimdi bu kısımdayız sevgili gençler. Birden fazla denklemin oluşturduğu sisteme ne diyoruz? Denklem sistemi diyoruz. Yani en az 2 tane denklem varsa biz buna denklem sistemi diyoruz ve çözümü öyle kafamıza göre yapamıyoruz. Sisteme göre yapmak zorundayız. Verilen tüm denklemini sağlayan değerlerden oluşan kümeye de Denklem sisteminin yazın siz de benimle beraber çözüm kümesi denir. Denklem sisteminin çözüm kümesi denir. Bir denklem sisteminde birden fazla bilinmeyen varsa iki çözüm yöntemi vardır. Bir tanesi arkadaşlar yok etme metodu olacak. Yok etme metodu diyeceğiz ya da yöntemi. Diğeri ise sevgili gençler yerine yazma metodu diyorum. Yerine yazma metodu. Bu iki metotla çözeceğiz. İkisiyle de çözülür mü hocam? Çözülür. Hangisi canın istiyorsa onunla çözeceksin sen bu tarz denklemleri. Mesela a artı 2b'nin eksi 3'e, 3a artı b'nin de 1'e eşit olduğu bir denklem sisteminin çözüm kümesini bul demiş bize. Şöyle yapalım. Mesela burada 2b'miz var. Burada bir tane b'miz var. O halde sevgili gençler gelin şunu 2 ile bir çarpalım. Biz burada yok etme metodunu uyguluyoruz şu an. A artı 2B eksi 3 o zaten aynen kalacak. Ve 2 ile genişlettiğim takdirde ben bu denklemi 6A artı 2B eşittir 2 yapacaktır. Şimdi alttaki denklemden üstteki denklemi çıkarın. 6A'dan A'yı çıkardınız 5A. 2B'den 2B çıktı 0. 2'den eksi 3 çıktı 5 yaptı. 5A 5 ise A kaçtır? 1'dir. A'yı bulduktan sonra
Artık bu gördüğünüz a'yı istediğiniz denklemde yerine yazın. Mesela şurada yerine yazalım gelin. A 1'di. 1'e 2b ekleyince eksi 3 yapıyormuş. O zaman 1'i ben karşıya atayım. 2b eşittir. Eksi 3 eksi 1'den eksi 4 yapar. B de buradan ne gelir? Eksi 2 gelir. Şimdi çözüm kümesi sorulmuştu. Yani AB sıralı ikilimiz ne geldi bizim? 1'e eksi 2 geldi. O zaman bizim çözüm kümemiz nedir? 1'e eksi 2 sıralı ikilisinden oluşur. Sadece bizim çözümümüz diyeceğiz sevgili gençler. Bir diğer sorumuza göz atalım. 2A eksi 4B 5'miş. 8B eksi 4A da eksi 10'muş. Bu denklem sisteminin çözüm kümesini bul demiş bize. Bu sefer yerine koyma metodu uygulayalım dilerseniz. Onu da şöyle yapalım. Mesela 2A, şurada eksi 4B'yi karşıya atarsanız 4B artı 5'tir. Peki 4A nedir acaba? 4A. 8B artı 10 yapmaz mı 2 ile çarptığımız zaman? Evet. Şimdi 8B'yi yerine yazalım. 8B eksi 4A neydi? 8B artı 10'du. Eşittir eksi 10. Şimdi burada sevgili gençler eksiyi dağıtın içeriye. 8B eksi 8B eksi 10 eşittir eksi 10. 8B'ler gitti. Eksi 10'un eksi 10'a eşitliği de görülüyor. Şimdi o halde şöyle bir durup bakacak olursak. Burada arkadaşlarım B ne olursa olsun denklem sağlıyor. B ne olursa olsun A da buna ayak uyduracak demek ki. Veya A ne olursa olsun B de buna ayak uyduracak. Madem öyle herhangi bir AB ikilisi için sağlıyor diyeceğiz. Yani bizim çözüm kümemiz ne olacak? Çözüm kümemiz tüm sıralı ikililer. Tüm sıralı ikililer olacak. Bunu da göstermenin bir yolu var. Çözüm kümesi eşittir R diyemeyiz. İkililerden oluştuğu için R kare diyeceğiz sevgili gençler. Üçlüler olsaydı R küp derdik. İkililer olduğu için, sıralı ikililer olduğu için R kare diyoruz. Bir tane eleman yani nokta olmuş olsaydı ona R diyoruz zaten. Onu da göstermiştik. Bizim sistemimizin çözüm kümesi tüm reel sayılar olacak. Dedik ve artık geçiyoruz bir diğer kısma. Nereye? Şuraya bakalım. Tamam. Nereye geçiyoruz? Şu kısma. Ax artı b'ye artı c eşit 0, dx artı e'ye artı f eşit 0 denkleminin çözüm kümesi eğer tek elemanlı ise arkadaşlarım şunu yapıyoruz. A bölü d yani şunların birbirine oranı farklıdır. B'nin e'ye oranı diyoruz. Eğer boş küme ise, boş küme ise a bölü d eşittir b bölü e, o da farklıdır c bölü f diyoruz. Eğer sonsuz tane elemanı varsa da a bölü d eşittir b bölü e eşittir c bölü f diyoruz. Bunu da sakın unutmayın. Yani şu ikisinin oranı birbirinden farklıysa gençler tek elemanlı. Boş küme ise eğer şu ikisi birbirine eşit bunların oranı birbirinden farklı. Sonsuz elemanlıysa bütün oranlar birbirinin aynısı eşiti olacak. Şimdi geçelim bir sonraki sayfamıza o yukarıda arkadaşlar. Hatadan kaynaklı kusura bakmayın. Diyor ki örnekte m eksi 1 çarpı x artı 5y eşittir 10, 7x artı m artı 1y eşittir 14 denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı. Sonsuz elemanlı ise ne olacak dedik? Bütün oranlar birbirine eşit olması lazım. Yani m eksi 1'in 7'ye, 5'in m artı 1'e, 10'un 14'e oranı hepsi de birbirine eşit. Yazalım madem öyle m eksi 1 bölü 7 eşittir 5 bölü m artı 1 eşittir 10 bölü 14, 5 bölü 7'nin ta kendisidir. Değil mi? Bakınız burada 5 var, 5 var. Burada da 7 ise burası da 7 olacak. O zaman m kaçmış? 6. Hatta m'yi burada yerine yazarsanız 6 eksi 1'den 5 gelir. 5 bölü 7'ye ta oradan buralara eşit olur. Hepsi birbirine eşit. Demek ki m kaçmış arkadaşım? 6'ymış diyeceğiz. Böylelikle sistemimizin de sonsuz tane çözümü olur diyeceğiz. Geçtim bir diğer örneğe. Bu sistemin çözüm kümesi boşmuş. O zaman ne diyeceğiz? M'nin 2'ye oranı. M'nin 2'ye oranı. 2'nin eksi 1'e oranına eşit. Ve bu da bunlara eşit. Eksi 4 bölü 1'den farklı olacak. Zaten şu ikisinin biri eksi 2, biri eksi 4 farklı olduğunu görüyorsun. O zaman demek ki M bölü 2 sevgili arkadaşlarım direkt şuna eşit olacak. Tek amacımız bu. Peki M bölü 2 ona eşitse yazalım şöyle. İçler dışlar çarpımı yapsak eksi m eşittir 4 olmaz mı? O zaman m kaç olur acaba? Tabii ki eksi 4 olur. M kaçtır diye sorulmuştu. Demek ki m'miz
Eksi 4'müş arkadaşlar. Ve m'nin eksi 4 olmasını sağlayarak da bu sistemin, denklem sisteminin çözüm kümesinin boş küme olduğunu da göstermiş oluyoruz. Geçtim bir sonraki soruma. Bana demiş ki şimdi, bende şöyle bir denklem var. Bu denklem ne yaparsan yap. Yani ne yaparsandan yaptan kastımız x ve y gördüğün yere ne yazarsan yaz hep sıfır oluyor demiş. Her x, y reel sayısı için, sayıları için sağlandığına göre m artı n toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi her x, y için sağlıyorsa ben derim ki arkadaş şöyle x'in başında bir şey olsun, y'nin başında da bir şey olsun, bunları toplayınca sıfıra eşit olsun dersen eğer tek bir ihtimalim var. 0 çarpı x, 0 çarpı y'nin toplamı her zaman sıfıra eşit olur. X ve y ne olursa olsun. Madem öyle, buradaki x'in katsayısı 3m artı n eksi 9 da 0'dır. M eksi 3n artı 7 de 0'dır diyeceksin. Yani 3m artı n eşittir 9 olmalı. Şurası 9'sa 9 eksi 9'dan 0 gelir. Bir de m eksi 3n de aynı zamanda eksi 7'ye eşit olmalı ki şu kısım eksi 7 artı 7 0 olsun. O zaman iş kolay. Az önceki yöntemlere döneceğiz. Nasıl yapmamız lazım? Mesela burada yok etme metodu kullanalım. Yerine koyma, özür dilerim. 3m'yi şu tarafa bir fırlatın bakalım. N eşittir 9 eksi 3m yapacaktır. Şurada da n gördüğün yere 9 eksi 3m'yi yaz bakalım. M eksi 3 parantezinde 9 eksi 3m eşittir eksi 7 yapar. Peki. M eksi, eksi 3'ü içeri dağıtıyorum. 27 artı 9m eşittir eksi 7 ise m ile 9m'yi topladım, 10m yaptı. Eksi 27'yi karşıya atarsam 27 olarak geçer. Bir de eksi 7'miz var. 27'den 7 çıkarsa 20 olur. Ve 10m 20 ise m 2'dir dersin. M'nin 2 olduğunu buldun. M 2 ise n kaçtır? Götür yerine yaz. 3 kere 2. 9'dan 6'yı çıkarırsan n kaç gelir? 3 gelir. M artı n sorulmuş. M sevgili gençler 2 idi. N de 3'tü. Bunların toplamı 5'tir. Cevabımız da budur diyeceğiz. Geçelim bir sonraki örneğimize. Bir sonraki örneğimiz aynı zamanda bu konunun son örneği. Hemen arkasına ne yapman lazım? 1. Matematiğin ilacını çözenler. Matematiğin ilacından bu konuyu bulup çözüyorsunuz. 2. TYT soru bankasını çözenler, acil TYT soru bankasını çözenler de bu konunun sorularını hemen sıcağı sıcağına çözüyorsunuz. Şimdi 2 bölü A, 5 bölü B'nin toplamı 29 bölü 10'muş. 1 bölü A'dan 2 bölü B çıkınca da eksi 4 bölü 5 kalıyormuş. Bu denklemi sağlayan x, y sıralı ikilisini bul demiş. Şimdi diğerlerinden çok alakasız gibi görünse de aslına bakarsanız birbirine gayet de benziyor. Nasıl benzeteceğiz? Şöyle. Öncelikle arkadaşlarım ben şu denklemin tamamını bir 2 ile çarparım bir güzel. Üst taraftaki denklemi aynen yazıyorum. 2 bölü A artı 5 bölü B eşittir 29 bölü 10 dedim. Sonra da biz burayı 2 ile çarptık ya. Bak yine 2 bölü A geldi. Eksi 4 bölü B geldi. Bir de şuradan eksi 4 bölü 5'i 2 ile çarparsanız eksi 8 bölü 5 yapar. Şimdi güzel arkadaşlarım bunları toplayıp çıkarabilmek için kolay olsun diye ben şunu da 2 ile bir genişleteyim. Genişletince bir şey fark etmiyor biliyorsun. 2 ile genişletirsem 8 16 olur. 5 de 10 olur. Böylelikle eksi 16 bölü 10 gelir burası. Eksi 16 bölü 10 yapar. Şimdi sizden ricam şu. Üstteki denklemden alttaki denklemi çıkarınız. 2A. 2A çıktı 0. 5B'den eksi 4B çıktı. Eksi eksi artı yapar. Dolayısıyla burası 9 bölü B olur. Üstten yani 29'dan eksi 16'yı çıkarırsan da artı 45 bölü 10 gelir. İçler dışlar çarpım yardımıyla 90 eşittir 45B derseniz B burada 2 gelecektir. B'nin 2 olduğunu bulduk. Burada X, Y sıralı ikilisini sormuşuz yanlışlıkla. A, B sıralı ikilisi olacak. X ve Y'ye alıştığımız için elimiz A, B görünce onu da X, Y'ye yazmışız. B'miz 2'ymiş. Şimdi bir de A'yı bulalım. A'yı nasıl bulacağım? B'yi bulduk ya yerine yazacağız. Mesela nerede? Şurada yerine yazalım hadi. B 2 idi. Şuraya 2'yi yazdım. Bunu karşıya atalım. 2 bölü A eşittir. 29 bölü 10 eksi 5 bölü 2. Kardeşim burayı da 5 ile genişlet bir zahmet. Orayı 5 ile genişletirsen bak burası 25 olur. Burası da 10 olur. Ve böylelikle 29'dan 25'i çıkardın. 2 bölü A eşittir 4 bölü 10 oldu. Bu bunun 2 katı.
2 katı 10 olan sayı nedir? 5'tir. Ya da istersen ister ister çarpımı yardımıyla 20 eşittir 4a, a eşittir 5'te. Dolayısıyla a da 5'miş. Benim sıralı ikilim neymiş? 5'e 2 sıralı ikisiymiş. İkilisiymiş. Evet gençler, 53. sayfamızı da bitirdik. Aslına bakarsanız 54'ü bitirdik. Şimdi 55. sayfada basit eşitsizlikler konusuna geçeceğiz. Şimdi sen yukarıdaki konuyu, yani birinci dereceden denklemler konusunun temel yapı taşlarıyla öğrendin. Biraz da oturttun. Şimdi hemen bunların sorularını çöz ki pekişsin, bir daha unutma. Daha sonrasında tekrar dönmeyecek misin? Tabii ki döneceksin. Denemelerde karşına çıkacak, farklı soru bankasında karşına çıkacak ama yeter ki Eylül ayında bu mat 1 meselesini ortadan kaldırmış olalım. Temel amacımız bu. Basit eşitsizlikler konusunda görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma.